Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenilerin atası Urartu'daki kadın yöneticilerle ilgili yeni bir keşif. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türkiye tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'ne uygulanan ortaçağ ablukası uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Cavahk'ın Çunçka köyünde yakında bir anaokulu açılacak. Suriye'de var olan durum. Odamizi Merkezi Gomidas'ın doğum gününde bir açık hava konseri düzenleyecek. Armenya adlı Uluslararası Müzik Festivali Yerevan'da başlıyor. Bugün Dünya Deniz Günü. Batı Ermenistan'ın Van ilinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 2750 yıl önce Urartularda kadın yöneticilerin olduğu saptandı. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu Burada ortaya çıkardığımız bir iskelet bizim için çok önemliydi. Çünkü yakılan iskelet kadın iskeletiydi ve iskeletle birlikte süs eşyalarının yanında bir de tunç mühür vardı. Eski çağda mühür özellikle yönetici ve tüccar sınıfın kullanmış olduğu bir olgu dedi. Kazıda bulunan iskeletlerle ilgili de çeşitli incelemeler yapılıyor. Şu ana kadar 55 iskeletin ortaya çıkarıldığı nekropol alanda bilim insanlarını şaşırtan olaylar oluyor. Çavuşoğlu, kadın iskeletlerinin üzerinde süs eşyalarının olduğunun, bunun nedeninin de bu alanın soylu ve yönetici sınıfa ait olmasından kaynaklandığını belirtti. Türkiye 30 yıldır kara sınırını kapatarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin denize erişimini engelliyor bu ortaçağ ablukası ne mantıkla ne de uluslararası hukuk açısından haklı gösterilemez. Çünkü sadece ilgili uluslararası sözleşmeyi ve teamül hukukunu değil aynı zamanda uluslararası anlaşmaları da doğrudan ihlal ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan bunu 23 Eylül'de karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için Viyana Eylem Planı ile işbirliği konulu karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler grubunun bakanlar düzeyindeki çevrim içi toplantısında dile getirdi. Zohrab Mnatsakanyan konuşmasını bitirirken Ermenistan Cumhuriyeti'nin Viyana Eylem Planı'nı desteklemek için etkili çok taraflı işbirliğine olan bağlılığını yineledi. Ahalkalak Belediyesi'nin Çunçka Köyü'nün anaokulu yakında açılacak. Ahalkalak Anaokulu Derneği personel bulmak için iş duyurusunda bulundu. Çunçka Köyü'nün anaokuluna hem bu köyün hem de Pıtena Köyü'nün küçük sakinleri gidecek. Ahalkalak Belediyesi Anaokulu Derneği Müdürü Anahit Asatıryan, şimdi 1 Ekim'de çalışmaya devam edeceğiz ancak her şey takavarak adlı virüse bağlı. Durumun daha da kötüye gitmeyeceğini umuyoruz dedi. Pıtena ve Çunçha köyleri için bir anaokulu inşa etme projesi Yüksek Dağ Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edildi. Suriye Resmi Sana Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre Suriye Bakanlar Konseyi Başbakan Hüseyin Arnus Başkanlığı'nda olağan oturumunu gerçekleştirdi. Başbakan, hükümetin dikkatini devlet organlarının çalışmalarını iyileştirmesi gereken idari reformların uygulanmasını hızlandırma ihtiyacına çekti. Görüşmede Suriye'de tarımın gelişmesine özel önem verildi. Haberlere göre Bakanlar Kurulu 2020-2021 yılları için tarım alanında faaliyet gösteren firmaların verimliliğini artırmaya yönelik bir plan kabul edildi. Suriye resmi Sana Haber Ajansı tarafından verilen bir habere göre ise Laskiye Eyaleti Teknik Hizmetler Departmanı çalışanları 5 idari bölgeden geçen Laskiye Ayn Altineh karayolunu restore etmeye başladılar. Onarım çalışmaları yolun 10 kilometrelik bir bölümünde gerçekleşecek. İşin toplam maliyeti 200 milyon Suriye lirası olacak. Rusya Federasyonu Askeri Polisi ve Savaşan Taraflar Uzlaştırma Merkezi çalışanları Şam banliyösinde yaşayanlara insani yardım sağladı. Ulusal Oda Müzik Merkezi Gomidas'ın doğum gününde bir açık hava konseri düzenleyecek. 26 Eylül saat 19.30'da Gomidas Atlı Oda Müziği Evi Parkı'nda Gomidas 151 başlığıyla düzenlenecek olan konser Büyük Ermeni Besteci, Müzik Etnoloğu, Müzikolog, Papaz, Öğretmen, Folklor Koleksiyoncusu, Koro Şefi ve Ermeni Ulusal Bestecilik Okulu'nun kurucusu Gomidas'a adanacak. Konserde Hover Atlı Devlet Oda korosu, koro şefi Sona Hovanisyan ve Gomidas adlı ulusal dörtlü sahne alacak. Konser programında Gomidas'ın ilk doğallıktaki eserleri seslendirilecek. <laughs> Armeni adlı uluslararası müzik festivali 24-28 Eylül tarihlerinde Yerevan'da gerçekleşecek. Müzik severler Karen Demirciyan adlı spor ve konser kompleksinin konser salonunda gerçekleşecek olan 5 klasik müzik konserini dinleme fırsatı bulacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde dördüncü kez düzenlenen Armeni adlı festival çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne ünlü müzisyenler gelecek. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası'ndan bildirildiğine göre festivalde dinleyicilere Piotr Çaykovski, Pablo Sareste, Alexey Şore, Ernest Şoson'un eserleri sunulacak. Konser akşamları orkestra şefleri Dimitri Yablovski ve Marius Stavriski tarafından yönetilecek. Festival konserleri Tagabarak ortamında tüm sağlık normlarına uygun olarak gerçekleşecek. Konserlerin online olarak yayınlanması da sağlanacak. Bu da onları sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nden değil, dünyanın dört bir yerinden dinleme fırsatı doğmuş olacak. Dünya Denizcilik Günü Birleşmiş Milletler Sistemindeki uluslararası tatillerden biridir. Bu bayram günü 1978'den beri kutlanıyor. Dünya Denizcilik Günü'nün amacı uluslararası toplumun dikkatini aşırı balıkçılığın, deniz kirliliğinin ve küresel ısınmanın denizlere ve okyanuslara verdiği telafisi imkansız zararlara çekmek. En önemli konular deniz taşımacılığının çevre güvenliğini artırmak, deniz ortamının özellikle petrol kirlenmesini önlemek, canlı kaynakları korumak ve kaçak avlanma ile mücadeledir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Narine Simonyan tarafından seslendirilen Ermeni ruhani müziği Amen Hayr Supat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.